Yenge ben çıktım. Ne, dükkana mı gidiyorsun canım? Yok, dergi ofisine bakalım orada kimler var. Ha, peki hadi güle güle. Ha? Bak Cem artık evin her yerine gidebilirsin bununla. Evet, ağrı kesicileri de zaten azaltıyorum biraz. Onlar beni gereksiz yere hassaslaştırıyorlar galiba. Doğru. Annen ne bağlıyor onlardan? Efendim? Yok bir şey yok. Hadi bakalım bir gez dolaş dene bakalım ne oluyor. Ha? İfo bak ne buldum. Aa, o ne ayol? Cem al bu dürbünü camdan dışarı seyret, Nişantaşı'nı seyret. Vallahi gezmiş gibi olursun. Ha? Çok teşekkür ederim efendim. Artık oynanırım ben bununla. Ya bak ne güzel. Hayır çünkü biz bir iki saatliğine dışarı çıkacağız da... sen de işte bu dürbünle böyle etrafa bakar oyalarsın kendini diye. Öyle düşündük yani. Aa, çok ilginç vallahi ya. Sokaklar, dükkanlar, alışverişçiler, çocuklar, arkadaşlar, sevgililer. Her yer cıvıl cıvıl insanlar yürüyor. Dünya ne kadar güzel ve ne kadar hüzünlü öyle değil mi? Hadi tamam. Hadi anacığım. Of. Buradan bizim ofis görünüyor ya. Yani kısmen. Bak bak bak. Vay. Oo, yine kavga çıkıyor. Hadi bakalım. Ne sırıtıyorsun Gaffur? Hiç. Geçmiş olsuna geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayır, değilim. İyi. Ne demek? Yani normal kanımca. Bu akşam ayağımdan alçıyı çıkartıp yürüyüp yürüyemediğimi deneyecekler de çok rahatsız oluyorum. Kaşınıyor mu? Ne kaşınıyor mu? Ayak. Hani alçıda ya. Ha. Yok, kaşınmıyor da yürüyememek kötü.
Dolayısıyla dans da edemiyorsunuz. Yok, o önemli değil. Benim için önemli de. Yani benim dans edememem senin için neden önemli Gaffur? Yok, kendimin diyorum olarak. Ha? Dans benim hobim de. Anladım canım, oldu. Çok teşekkür ederim Gaffur. Hadi canım, sağ ol. Sağ ol geldiğin için. Hadi. Geçmiş olsun. Pardon. Ne gülüyorsun oğlum sen? He? Ne gülüyorsun? Yok. Haydi'deki Clara'ya benzemişsin de. Allah Allah ya. Söylediği gibi psikopat vurdu çocuğu. Gördü beni. Vallahi gördü beni. Allah'ın psikopatı şahit olduğumu biliyor. Gördü beni. Gördü abimi. Cinayeti gördüm. Cinayeti gördüm. Ne yaptı ya? Ne yaptı? Aslan gibi çocuğu çekti, vurdu. Ay! Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Sen neden erken geldin? Kocamı yalnız bırakmayayım dedim. Ne var ne yok? İyi misin? Dürbünle pencereden ofisi görüyorum. Aa, ben de bakayım mı? Hayır, bakma! Sakın, sakın, sakın oraya gitme. Pencereyi de, perdeyi de açma, tamam mı? Cem, ne oldu? Burhan Tanrıverdi'yi vurdu. Ne diyorsun sen ya? Çekti silahı, vurdu. Gözümle gördüm. Pencereden baktım. Önce bir tartıştılar. Sonra çekti silahı, vurdu. Tanrıverdi öldü mü? Orasını bilemiyorum. Cem, bu ilaçların etkisi olabilir mi? Sen emin misin ya? İlaç almadım bugün Aslı. Gözlerimle gördüm diyorum sana ya. Böyle küçük bir silah. Böyle çekti, nişan aldı. Sonra bam! Vurdu. Allah'a da söylüyor öldüreceğim diye. Bir daha vurayım seni. Kalbimden mi? Ay zaten vurdunuz ya. Olsun. Gele. Skir. Nişan al. Şako. Ay, vuruldum mu? Kalbimden. Burak Bey, bir şey soruyorum. Niye bu kadar çok oyuncak var burada? Boş ver, uzun hikaye. Sen söyle bakalım. Beni özledin. Özledim. Oh, benim artık gitmem gerekiyor. Sadece peşime nöbetçi dikti. Vallahi karpuz alacağım diye zor razı ettim. Ha, o zaman sen git, ben bir dakika sonra çıkarım. Tamam. Sadece de birkaç güne kadar sakinleşirse biz de artık böyle gizlenmek zorunda kalmayız. İnşallah canım. İnşallah. İnşallah. O ne be? Ya gülmesene, ne gülüyorsun? Ya. Gülme, yürü. Yürü, bak silahım var. Vallahi ateş ederim sana ha. Seni. Bak burada silahım benim. Ya ama. Vay vay. Gidiyorum. Vururum. Vay vay. Oh,
Hadi, hadi, hadi. Manyak. Ben vallahi bekliyordum böyle bir şey. Daha da kötüsü Aslı. Galiba benim gördüğümü gördü. Nasıl gördü ya? Pencereden bana baktı. Sen hiç gördüğünü çaktırma. Biz bunu hiç bilmemiş olalım. Şahit falan yazarlar. Aslı gördü diyorum sana ya. Ya saçmalama Cemla. Kapının da kilidi yok. Ne? Annen dün söktürdü ya. Oh. Bu akşam takılacaktı kilit ama şu anda şöyle bir hızlı yüklendim mi açılıyor. Hadi ya. Lütfen beni saklayın. Kanundan kaçamazsınız ki. Ne diyorsun ya? Burhan Bey, şu an karşınızda sakat bir adam ve korunmasız bir kadın olarak duruyoruz. Ne? Niye böyle giyindiniz? Tamamen tanınmamak için. Tek şahit ben miyim? Salak. Lütfen beni saklayın. Çok zor durumdayım. Bunu suç işlemeden önce düşünecektiniz Burhan Bey. Ya suyuna gitsene adamın ya suyuna. Ben bir suç işlemedim. İçimden geldiği gibi davrandım. Duygusal davrandım. Ne var bunda? Herkes hata yapar tabii. Bir insanın hayatından bahsediyoruz Burhan Bey. Suyuna gitsene ya. Ya ne var? Herkes kaderini yaşar ya. Kısmet belliymiş. Ne kadar soğukkanlısınız. Bravo. Ben şu anda soğukkanlı değilim. Şu anda tırsıyorum. Ama çaktırmıyorum. Tırsıyorum. Ama çaktırmıyorum. Yakalanırsanız? Siz ele vermezseniz yakalanmam. Ele verirsek? O zaman hep birlikte dibe batarız. Niye biz bir şey yapmadık ki? Seyrettiniz. Bir şey yaptınız mı? Seyrettiniz. Elice baktınız. Engellediniz mi? Seyrettiniz. O zaman sonuçlarına katlanırsınız. Bizi de öldüreceksiniz ya. Ne öldür bizi ya? Telefon! Kaçma! Kaçma! Atmayacaksın! Atmayacaksın! Saçını yolana senin! Atmayacaksın! Yardım iste! Yardım! Tanrı verdi! Ya! Yaşıyor muymuş? Ha? Bebeği bulmuşlar, onu öyle bir şey diyor. Ha? Bu ofiste herkes sağlam mı? Ha. İyi diyorsun. Bir yaramazlık yok diyor. Anladım.
Oldu. Tamam. Sacit Bey bir daha uğramış mı bir sorsanıza. Bu ne cüret ve cesaret. Ya Sacit gelirse? Aşk tehlikeli bir hastalıktır Makbule. Ay beni yine kalbimden vurdunuz. Oyuncak tabancanız nerede? Yanıma almamışım. Dur bir bakayım. Puff. Ben bugün sizin ofise gittim. Hatta kapının önünde sahipsiz bir bebek buldum. Bebek? Tabanca? Abla, burada mısın? Buradayım Sacit. Heh, buradasın. İyi. Taceddin karpuz almaya gitti dedi. İklim mevsim ısınması yüzünden karpuz erken çıkmış ya, onu aldım ben. Burhan'dan haber var mı? Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.